Ve karşınızda günün son seçim yasaklama ekranı. Bakalım Regarnur ve Scarlet'ın dediği üzere Papara Supermassive mi kazanacak? Yoksa Nasir Esports ikincilik yarışında bir galibiyet öne geçecek mi? İrelia ve Shinjaro evet. Yasaklamalarıyla başlıyoruz. İrelia yasaklaması birazcık bize şunu gösteriyor. Saiz'in aslında büyücülerle çok daha rahat ettiğini biliyoruz. Birazcık büyücü tercihindeki Giyu'nun zaten İrelia'yı kullandığını biliyoruz. Biz Saiz'e büyücü tercih edeceğiz. Hatta Syndra burada bence oldukça öncelikli bir duruma gelebilir. Papara Supermassive için birazcık daha kör yapabileceğiniz bence büyücü seçimlerinden bir tanesi burada şu anda. Burada ne biçim hasar veriyordu MNS'in ellerinde? Abi Syndra zaten öyle bir şampiyon. Ya. Syndra, yani. Syndra güçlü. Syndra bir de güçlendirme aldı. Zaten iyiydi, şimdi daha iyi oldu. Şu an zaten çok Syndra, iyi oldu diyebilirim. Syndra'nın oynanmamasını veya daha az tercih edilmesinin sebebi çok fazla dövüşçü vardı. Çok fazla yüksek canavuzlu şampiyon vardı. Şimdi birazcık onlar azalmaya başladı. Büyücüler güçlendirildi. Tekrar taktiğe sindire girdi işin içerisine. Evet ve bakalım Nasir Esports son yasaklamasında hangi şampiyonu tercih edecek? Dayanın yasakladılar. Supermassive ilk seçim neye yönelmeli? Ziggs açık. Viego açık. Şimdi. Ziggs açık. Viego açık. Yine Syndra bence burada Supermassive'in isteyeceği şampiyonlardan biri olacak. 156 şampiyonun en kötüsünü göstererek burada. Bu arada ciddiyim bu konuda. Nami hater'ı değilim. De 156 şampiyonun de. En kötüsü şu anda. Gerçekten mi? En kötüsü. Evet. Ivern falan. Ivern iyi şampiyon. Ne alakası var? Ivern'e laf etmiyor. Hayır ben. Hayda. Sen Ivern'e de laf söylemezsin. Nasıl söylemezsin ya? Dünyanın en sıkıcı şampiyonu. Ivern aşırı tatlı bir şampiyon ya. Sevimliliğine bir şey demiyorum. Sevimli zaten. Tamam ben de Nami'nin sevimliliğine bir şey demiyorum. Yani evde beslerim mesela onu. Oyunda da yani peti de var. Çok apayrı bir mekaniği de var. Orman canavarları ama kırık da değil. Yeteneği yok ya. Ama mesela. Gerek kim dikiyor? Park ve Bahçeler Müdürlüğü mü, şampiyon mu belli değil. Orman ne dönen şampiyon işte. Orman yaratığı kesmiyor ya. İşte tamam böyle harika bir mekanik bu. Çok özel, istisnai bir şey bu. Senin bir lore master olarak daha da sevmen evet. Lazım bu durumu yani. Bilmiyorum. Ağaca balta vurmuş, yanlışlıkla ağaç olmuş bir adam lore'da da olaysız. Hatta i̇şte eski adı ne biliyor musun? Rezil Ivern. Çok ciddi bir hikayede adı bu. Sonradan Rezil. Yanlışlıkla doğa sever. Ivern the Terrible oluyor. Falan gibi bir şey evet, mi acaba? Evet o tam olarak o. Evet. Güzelmiş. Bu arada biz bunları konuşurken seçim yasaklama devam ediyor. Leona, Ziggs'in en iyi partneri belki de zaten ve Viego orman kilitlendi gibi görünüyor. Öte yandan Ezreal ve Trundle. Bono'nun bu arada hani rakip oyuncuların hiçbirine yani Ziggs dışında kimseyi görmeden Trundle kilitlemesi enteresan. Yani direkt Trundle'ın kuvvetli olduğunu ve Trundle etrafında bir kompozisyon belki de kurmak istedikleri için Trundle kilitlediler. Normalde hani rakibi görürsünüz ona karşı yani bir karşı seçim. Gibi bir şeydir yani Trundle ama çoğu zaman. Ama gelebilecek şampiyonlar kim ormana şu anda? Lee Sin gitmiş, Shinjao gitmiş, 3 tane orman yasaklaması, Diana gitmiş. Viego gelecek ya da işte kim gelebilir? Gerçi Grace falan geldiği zaman problem ama Viego'ya gideceğini düşündüğü için herhalde muhtemelen Nasuo tarafının. Okey bir eşleşme, gayet iyi bir eşleşme Trundle tarafı için. Ve şimdilik Viego'nun reset bulması zor görünüyor yani. Kaygan bir şampiyon olan Ezreal var, Alistar ve Trundle düşürmek kolay değil. Bugün hiç Viego görmedik. Şu an Viego ne durumda ormanda? Yani ormanda son halinden aynen. Gördüğümüzden farklı bir durum yok. Yani gayet iyi durumda. Ormanda kullanılabilir durumda zaten. Tabii bunun hala bir esnekliği var mı? Üst koridor yani bir teknik koridora gönderebilmeniz için o koridordaki işte can çalmasının, kendi canının yenilemesinin, toparlamasının çok ihtiyacı olmayacağı bir eşleşmeye gitmek zorunda ki aslında Viego için çok fazla böyle bir eşleşme yok. Bir koridor kapalı değil özünde Viego. Ve son yasaklamalar da geliyor. Jace yasaklaması var. Yani kendi dürtmelerine karşı rakipten de bir dürtme tehdidi görmek istemiyor şu anda sup oyuncuları. Ziggs'in hala orta koridora esnetilebileceğini de söyleyelim. Yani kompozisyonu çok esnek tutuyor gerçekten. Bir de şöyle Ziggs bir şey tercihi. Var. Jace'i şimdi burada nasıl tercih etseydi eğer nereye gideceğini Canım bilmeden esneklik katacaktı. İki tekli koridora birden gidebilirdi. O yüzden Jace önemli bir yasaklama oldu bence. Nasıl birazcık daha elini göstermek durumunda kalabilir burada. Canon'un yasaklaması pek beklemiyordum. İlginç bir yasaklama. Volibear tercihi bakalım gelecek mi? Kör üst koridor seçilmesi gerektiği zaman Korelilerin çok sevdiği bir tercihtir aslında. O yüzden Sovana yapılmış bir yasaklama olarak nitelendirebiliriz onu. Ve kör bir Ryze geldi orta koridorda. Bence şu an çok rahat Syndra'yı tercih edebilir burada. Evet. Saiz ki böyle bir ortam arıyordu, böyle bir eşleşme arıyordu. Bence Supermassive tarafı, Papara Supermassive tarafı orta koridorda bulduğu eşleşmeden son derece memnun. Supermassive güzel bir seçim yasaklama ekranı geçirdi tabii, gibi. Tabii. Yani çok meta şampiyonları da yakaladılar.
gereken yanıtları da biraz verdiler. Her şey var kompozisyonda. Yani fiziksel hasar, büyü hasar, dürtme, bol bol kitle kontrol, menzil yine aynı şekilde, koridor temizleme, yani kuşatmaları kuvvetli. Oyunu uzatmak istiyor belli ki. Biz oyun sonuna Rise, Ezreal, Gangplank patlayıcı şekilde gitmek istiyoruz. Erken oyunda yenilmeyelim yeter dediler. Şu tabii. Var, Supun geç oyun kuvveti de öyle pek zayıf falan tabii. Değil. Yani nasıl işte deli gibi outscale ediyorlar. İşte Supun oyun sonunda şans yok demem yani şu kompozisyonlara bakarsam. Çünkü gelecek iki tane kitle kontrol üzerine Ziggs ultisi paramparça eder yani, Nasr oyuncularını. Ama Nasr'ın erken oyunu iyi mi? Yani Nasr'ın erken oyunu işte. Tabii Supremacy'nin erken kompozisyonu çok daha kuvvet durumda kalıyor bence. Supremacy fena güçlenmiyor ama karşılarında gerçekten çok iyi güçlenen şampiyonlar var. Rise, Ezreal, GP bayağı ölümcül bir üçlü bence. Ama oyunu oraya götürebilmek kolay mı derseniz ben rakibin kompozisyonuna karşı bunun çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Oyun kitabına göre oynanırsa Ziggs olan bir takım ne ister oyunun erken aşamasında? Hangi görevi almak ister? Yani barikat ve işte alametle birlikte barikat almak ister. Bunu alabilmek için ne gerekiyor? Koridor önceliği. Orta koridorda bu var. Üst koridorda da bu var. Alt koridorda da var yani zaten. Durum böyle olunca kitabına göre oynanırsa Ziggs'le beraber erken oyundan oyunu açma potansiyeline sahip. Ben Supremacy'nin kompozisyonunu daha çok beğendim. Ben de bayağı beğendim. Bakalım Scarlet'ın tahmini tutacak mı? Supremacy ve erken oyundaki avantajını barikat altınlarına dönüştürmeye çalışacak günün son maçı için söz sunucularımızda. Anezimasına teşekkürler. 8. hafta 1. günün son karşılaşması. Açıkçası ben de Supremacy'nin çok daha iyi bir kompozisyon kurduğunu düşünüyorum. Cüneyt, aynı fikirde misin? Belli bir noktaya kadar evet. Yani şöyle, belki 3 hafta önce olsa çok emin olmayabilirdim. Çünkü Nasr daha formdaydı ama şu an Nasr'ın formsuzluğundan ötürü daha kolay cezalandırılabileceğini düşünüyorum. Bunu da yapabilecek kompozisyonu var. Erken oyunda özellikle alameti almayı başarırsa Supermassive tarafı bir anda oyunun temposunu çok artırabilir ve maçı bitirme noktasında çok iyi bir noktaya getirebilirler ama eğer erken aşamada üst tarafta Gangplank klasik narı böyle o çakar almazlara dürtüp birazcık geriye düşürmeyi başarırsa, alamet bölgesini birazcık daha savunabilir bir noktada tutarsa ve alameti vermezse, maç uzarsa işler değişebilir. Çünkü hem aylık ittirmede çok güçlü olacaklar. Yani Gangplank ultisi ve Ryze'ın aylık ittirme gücü çok fazla. Yani erken oyunda üst koridor mu gidişatı biraz belirleyecek diyorsun? Birazcık öyle gibi hissediyorum. Yani o alamet bölgesine ne kadar işler değişecek çok merak ediyorum. Şey faktörünü unutmayalım. Şimdi Nasr tarafında savaşa giriş mekanikleri birazcık zayıf gibi gözüküyor ama burada birazcık daha niş bir durumları var. Rise ultisiyle Alistar'ı içeri gönderme durumları var. Benim en sevdiğim etkileşimlerden bir tanesi. Yapabiliyorlar sonuçta. Yani savaş başlatma eksikliğini böyle mi kapatıyorsun? Başka yani? Ne yapabilirler? Bir bak bakalım hani bulabiliyor musun? Stun diktin, bitti. Peki savaş başlatma ihtiyacı var mı Nasr'ın? Var gibi. Belli evet, noktalar da olabilir yani. Ve günün son karşılaşması Papara Supremacy ve Nasr Esports arasında. Yani Supremacy şu maçtan da galip geleyim de son haftaya kafam rahat gireyim diyordur muhtemelen. Ve Papara Supremacy'nin de kalan karşılaşmaları ekranda. Yarın Galacticos'la oynayacaklar ve son haftada DP Beşiktaş'la. Dark Passage ve Beşiktaş'la birer karşılaşmaları var. Kömrünlerde herhangi farklı bir şey var mı? Şunu unutmayalım. Saldırıya devam Trundle. Çok acayip hasarlar çıkarabiliyor özellikle erken aşamalarda. Böyle tak tak kopar hop öldü falan gibi durumlar olabiliyor. Tabi efektler böyle olmuyor ama. Yani, artık bundan sonra kafamızda öyle canlanacak. Tabii, tabii. Yani gerçekten çok acayip bir hasar çıkarabiliyor. Onun haricinde çok böyle fantastik farklı bir şey yok. Ki orta koridorda daha çok takım savaşını düşünerek tercihler yapmış. O yüzden beni şaşırtan bir durum olmadı ürünlerde. Ama işte şey, önemli konulardan bir tanesi Trundle ve Leona etkileşimi. Leona içeri girip tanklaştıktan sonra Archie Shock'la ve W'sunu kullanarak Trundle'a çok güzel bir hedef olabiliyor.
Yani bu arada Leona'yı öldürmek zorunda değil. Sadece ulti atıp böyle çok tanklaşabiliyor. Ve öldürmesi çok zor bir hale dönüşebiliyor. Erkende de altta birazcık tabii sıkıntı yaratıyor. Black Japon ikilisine Kaori ile Absolute. Tam öyle Ziggs'in aslında sevdiği eşleşmelerden bir tanesi. Bir de iki seviye olamadılar. Blake'i gayet iyi dürtüyor. Orada iki yetenek açtı. O ikinci bomba yalnız nasıl değmedi? Enteresan. Ya ben eskiden Ziggs oynadığım ve genelde her Yama'yı takip ettiğim için Ziggs'in bomba o seken atışına zannedersem belki 2 veya 3 sezon önce bir değişiklik geldi. O patlama alanının azaltılması bu tarz durumlarda sanki rakibin üstünden sekiyor gibi görünebiliyor. O yüzden bu tarz durumlarla çok karşılaşmaya başladı. Özellikle son dönemde bolca Ziggs izlediğimiz için. Bir şampiyona yapabileceğiz en büyük Angarya, en büyük işkence nedir? Oo, bu arada... Nedir? Kule altı mıdır Johnny? Kule altı olabilir, evet. Kuleyi şimdiden tanklıyor Bono. Giyu'dan bir sıçra geldi, yerine mıhlandı. Soman! İlk kanı döküyor ama kule de ona dönünce Saez'le Kaori buraya geldiğinde sadece durumu izlemiş oldular ışınlan süresince. Kaori oraya geldi. Ne işin var orada Ziggs? Kim kesecek milyonları? Tamam, Kriyaz kesecekmiş. Orada Japon'u oraya tosu atacak muhtemelen. Sen ne yapıyorsun ya dedi. Bu durumda Absolute'da sinirlendi ve minyonları yine güzel bir yerde tutmayı başardı. Japon da tamam hadi oynamıyorum ben gidiyorum dedi. Hala üst koridorda Kaori. Ve alt koridoru Ragnar geliyor. Bomba ya. Herhalde Ragnar da burayı alıp o da üst sınırıp tekrardan üst koridora çıkacak. Evet, orada ufak bir paylaşım oldu. Ya ilk kanı GP'ye verdiler bu arada. Bu hiç fena bir durum değil. Ragnar geldi, 1 milyon aldı gidiyor Johnny. Daha ne olsun ya? Onu da kaçırdı. Neyse, bunu aldı bari. Tamam, ışından kullanacak herhalde üst koridora. O yüzden buradaki milyonları almak istedi biraz. Çok geri düşecekti çünkü. Giyu da sinirlendi. Ne işin var burada diye ve kovaladı oradan Absolute'u. Tabii arkasın... Evet, ışından geldi dediğin gibi. Arkasında Japon olduğu için birazcık orada dayılandı ve Sovan bakalım orada komboyu vurabilecek mi? Ya sanırım yine de tecrübe puanında geride Ragnar Sovan'a karşı. Evet, muhtemelen. Evet, %30 civarında bir tecrübe puanı farkı var. Önümüzdeki dakikalarda dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi Soma'nın ultisi. Güzel takas Saez'den. Zaten yani koridor aşamasında sıkıntı yaratan bir şampiyondur. Ryze'e karşı menzilden ötürü. Rakip ormanda yine ve taze totem görüşü verdi. Çok kilit bir anda bıraktı Ragnar o totemi. Evet. Şimdi rakibinin ama hala oraya gelme ihtimali var. Giyu'nun hala ışınlanı var. Unutmayalım ve şu an ışından kalmadı supta. Bakalım Bono. Şu anda o totemi görüldü. Ragnar kule altında kalmayı ve Meganar'a ulaşmayı... bir şekilde hedefleyecek. Bu merakta kaçtı yalnız. Diğer tarafta ejder alınıyor. Bir çakar almazlığa kullanıldı. Bakalım Mega'ya dönüşebilecek mi Ragnar? Hiddet barı %90'da dönüşemeden. Kule altında onu almayı başarıyorlar. Skor Bono da. Yani Gangplank'a çok ekstra kaynak gidiyor. Ve hüzünlü bir durum. 7. dakikaya giriyoruz. Ragnar'ın 33 milyonu var. Ve bir de barikat altını gelecek burada. Bugün gördük. İyi durumda olan bir Gangplank, Camille bile belli noktaya kadar kafa tutabiliyor. Evet, oynaması kolay değil. Varil kombosunu hele ki profesyonel seviyede oturtmak hiç kolay olmuyor. Ama bir kez de yaptınız mı ne oluyor? 1000 oluyor.
hatırlarsın geçen Dünya Şampiyonası'nda tek bir varil kombosuyla galiba iki kişiyi yok etmişti. G2'ye karşı mıydı? Neyse, çok detaya girmeyeyim ama hakikaten inanılmaz hasarlar çıkarabiliyorsunuz. Tabii dediğin gibi onu yapmak, rakibi o hasarı vermek pek kolay değil. Genelde görülmediğiniz noktadan bırakılan fıçılarla. Aynen. Veya işte anahtar o. Zamanında bu tarz şampiyonlar için Jarvan Veigar kombosu yapılabiliyordu. Yalnız Kaori Black'i dürtmeye devam ediyor alt korda orada. Garibim ya. Dans ediyor sürekli. Sağ sol, sağ sol. Manası da bitmiyor tabii. Kaori'nin kolay kolay. Evet, üstüne döndüğünde kayıp cilti de aldıktan sonra iyice artık istediği gibi yeteneklerini kullanabilecek. Şu anda Tanrıçan'ın gözyaşıyla biraz daha mana uzunu arttırmış durumda. Giyudo 64 minyonda orta koridor ışınlarını kullandı. Merkür'ün adımları aldı o da. Şimdi alamet tarafında neler olacak bakalım. Moray'ı şu an için Nasır daha iyi kontrol ediyor. Nasır başlayacak sanırım. Evet evet. Ya Gangplank de güçlü. Ultisi de var. Burası savaşmak için fena bir senaryo değil Nasır için. Bunun farkında Absol şimdi geri dönüş alıyor mu? Yok, almadı. Bono da henüz başlamayı tercih etmedi. Ragnar Mega olmak üzereydi çünkü. Hatta şu anda Mega orada çıkacak bir savaşta sonu yaşayabileceğini düşündü. Alt koridorda Japon'un üzerine gidiyor. Kaori'den hasar desteği geldi ve sıçra kullanmak durumunda kaldı Japon'e. Oysa ki Absol daha fazla hasar alan tarafta orada. Ulti'den mi çekindi? Ya o da bir ama Kaori'nin manası yok ki. Ulti manası yok. O sırada bilemiyorum. Belki tutuşturunu da kullanmamıştı. Yani Absolut'un tutuşturu artı ulti öldürür mü öldürür mü falan diye belki bir panik yaptı ama. Şimdi alamet etrafında Bono alamete devam ediyor. Gangplank ultisi çok kritik. Tekrardan vurguluyorum. Japone buraya daha erken geldi yalnız. Bu hamle, bu harita hamlesi çok değerli Jone. Evet. Belki de ya ders niteliğinde gösterilebilecek bir harita hamlesi bu Japone'nin yaptığı. Supermassive'in erken oyundaki tüm planı alamet üzerine ve Japone'nin bu hamlesi alametle savaşabilme ihtimalini ortadan kaldırdı. Evet. Supermassive'in. Bu arada Absolut o hamleyi yapmasa belki Japone bu kadar dönmeyecekti ve bu kadar erken yetişmeyecekti buraya. Birazcık olaylar orada başladı diyebilir miyiz? Deriz bence. Ama şöyle bir şey var. Bence Japone birazcık burayı da düşünerek hareket etti. Yani ben burada ölürsem, Absolut benden önce giderse o alana, o alameti kaybedersek, işler yani, bayağı sıkıntı gelir. O adrenalin esnasında o düşünülebilir mi bilmiyorum ama. Bu oyuncuların kafa yapıları böyle ya Yufon'u hakikaten. Yani onları hesaplayamam. Ben onları hesaplayamam da. Ya o sırada Ragnar'dan koridordaki gidişatı o kadar iyi anlatan bir ulti ki bu. Gitmeden önce 3 saldırı daha bıraktı. Üste dönecek Ragnar muhtemelen. Yeter ki gitsin ya şu. Koridor bir ilerlesin yeter artık diye. Ya ama Gangplank de hakikaten çok beter bir şampiyon oluyor ya öne geçtiği zaman. Yani sürekli şeyi bekliyorsunuz. Acaba varil nerede? Nereden combo yiyeceğim? Böyle sürekli bir tetiktesiniz. Ya ben şunu fark ettim. İyi Gangplank oyuncuları özellikle koridor aşamasında varili çakar almazlı değil, otomatik saldırıyla patlatıyor. Rakibini yavaşlata basar ve bir de çakar almazı vuruyor. Aynen. Genelde iyi Gangplank oyuncularını öyle saptayabilirsiniz. Hatta genellikle o varil de patlatmıyorlar. O varil orada duruyor. Hadi ne yapacaksın? Gel vur. Yak. Yaklaştığın anda kafanda patlatıyor çünkü varili. Ejder'e 10 saniye kaldı. İlk ejderi daha ejderini almıştı Supremacy. Bakalım alev ejderinde bir savaş izleyecek miyiz? Şöyle bir ışınlanlara bakıyorum. Üst koridorların ışınlanları var. Kullanılabilir durumda. Nasıl eğer çok ciddi bir görüş avantajı elde etmezse, pozisyon avantajı elde etmezse savaşmak zorunda değil. O üst koridordaki farka bak. İlah sindiren bitti. Diğer tarafta Ragnar üste döndüğünde çizmalı az cevher pırıltı. Onda ilk eşyasına bayağı zaman var. Bono ejderle kule takası yapacak. Ejder'e yönelmedi. İkinci ejderi de rakibine bırakıyor burada Nasir Esports. Gangplank'e verilecek ekstra kaynak her zaman değer ya. İkinci ejderin çok bir önemi yok. Hele ki bir de bulut çıkarsa Nasir için her şey mükemmel olur. Bakalım. Bu ejderin rengi çok önemli. Ya okyanus da çok önemli değil. Bulut en büyük kazanç olur. Ya okyanus çıktı.
Ve ikinci kuleyi de alacaklar. Gyu da geliyor buraya. Tertemiz altın. Altcore'da orada bir şeyler denemek istiyor tabii. Nasir Esports. Kule altında yok oldu Black. Çok geç geldi ulti. Ve nereye geldi? Evet. Şimdi ışından da kullanılıyor buraya. Ve devamında bakalım savaşı isteyecek mi Supermassive? Japonya bir kombosu bıraktı. Üzerine gelen hasar varsa ezan yeteneklerden sıyrılmak istiyor ama yeterli değil. Şimdilik birebir değişimi izledik. İkinci kısımda savaşın. Absolute'tan kullanılan iyi bir sıçrak giyiyor. İstediği yer miydi o sıçrak kullandığı yer? Belki daha da yaklaşabiliriz rakiplerine ama. Kireyaz da oradan sıçrak ve ulti kullanarak uzaklaşacak. Kule altında Blake'i çok hızlı düşürdü Supermassive ve Black yine çok fazla minyon kaçırdı Johnny. Öyle oldu. Ve ya şu an tabii bir tarafta Ragnar, diğer tarafta Black. Takımlarının birazcık günah keçileri oldular. Ama şu önemli, Kaori çok iyi duruma geldi. Kaori şu an gerçek bir kazanma koşulu oldu. Bir önceki maçta ne diyorduk? Ziggs geri düştü, hakikaten sıkıntı. Ya böyle hiç oynayasın kalmıyor şampiyon ama böyle bir Ziggs'i de oynamak istersin. Ay, tutturduğun, dokunan her yetenek bayağı. Ya şu an oyun duraklatılsa o koltuğa oturup sen oynamak ister miydin? Tabii ki. Kaybederdin o zaman. Ya en azından keyif alırdım ya. Ya şunu da vururdum, şu ultiyi ben de vururdum, ne var ya? Yani? Ne var? Yok şu andan itibaren diyorum o pozisyon geçtiler. Tabii net kaybederdim canım. Ona bir şey demiyorum ama oynardım yani. Fırsat verilsin oynayacağım ben. Bana fırsat tanımıyor. Tabii. Bizim vaktimiz de yoktu ki e-spor falan. Bu arada Sovan da orada sıçrayı atmak için gözünü yummadı, çekinmedi. Ve anında skoru kaptı. Ama 2'ye 1 çıktılar oradan. Hem Japon hem Black düştükten sonra bir Syndra skoru geldi. Ve üst korda orada Sovan sanırım şu an mavi güçlendirmeyi alıyor. Hatta almış bile olabilir. Bu arada bu gidişat, bu altın farkı. Ya Nasır bence bundan memnundur ya. Ziggs'in üzerindeki ekstra altın haricinde. Özellikle Gangplank'in bu kadar önde oluşu. Bu kadar tehdit yaratması. Ya orta koridordaki eşit gidişat da aslında Ryze'ın isteyeceği bir şey. Çünkü Syndra erken oyunda çok daha kuvvetli. Ryze'a karşı. Ya bir de şöyle bir şey var. Ziggs güçlü falan filan ama Ziggs'e bir şeyleri vurmayı başarırsanız, dokunursanız Ziggs'e bir o kadar da kırılgan. Burada Gangplank ultisi içerisinde Alistar kombosu falan filan yerse Kaori belki de savaşta hasar veremeyecek hale dönüşür. Ve o duruma gelirse de yani Supp'un komposunun çalışması, o Viego'nun sıfırlamaları alması, dönüşebilmesi falan çok zor bir hale gelir. Ki yani Syndra bu kadar gerideyken hasar konusunda bayağı sıkıntı yaşarlar. Bir de Ryze mekan sapmasıyla Alistar'ı içeri atarsın. Tamam daha ne? Benim en büyük şeyim ya, zayıflığım. Onu gördüğüm anda ben çıldıracağım biliyorsun. Supermassive alameti bitirmek üzere. Yalnız Nasri Esports da burada Sayez'in kullanabileceği bir ışınlan var. Üste döndü şimdi. Hala ışınlanı kullanmış değil. Sayez şimdi kullanıyor buraya ışınlanı. Alameti bitiyor. Nasri Esports savaşın devamını isteyecek mi? Geldiği gibi yakaladılar Sayez'i. Black de devam etmek istedi ama tutuştur olmasına rağmen Sayez düşmüyor burada. Orta koridor için bir pozisyon avantajı var. Kaori sıçra kullanmak zorunda kaldı. Çok iyi bir buzdan sütun gelmişti oraya. Yine de bu kuleyi koruyacak gibi görünüyor. Şimdi ön tarafta kalan bir Bono sıçramak zorunda kaldı. Absolute'un hamlesi geldikten sonra. O da buradan az canlı uzaklaşacak. 40 saniye kaldı ejderi. Evet, Ziggs'in sıçrası yok. Bunun yanında Trundle'ın sıçrası yok. Sayez'in ışınlan noktası çok kritikti. Yani şöyle söyleyeyim, iki tane mobil olmayan taşıyıcının sıçraları yok bu ejder savaşında. Ve bu ejderi alabilmesi demek Nasır'ın aslında çok istediği bir senaryo olur. Oyunun uzaması ve güçlenmeleri açısından. Supp'un görüşü ve pozisyonu çok iyi alması gerekecek. Gangplank ultisi de yok ama onu da söyleyelim. Evet, Giyu üst koridorda daha fazla vakit geçirmek istemedi ve ışınlan kullandı buraya. İki tarafta bu takım savaşını istiyor. Supermassive ve ejderi başlattı. Nehir'e
korkusuz bir şekilde giren Absolute canının belli bir kısmını kaybetti orada. Takım arkadaşlarının yanına gidiyor yine de. İsabet dalgası iyi hasar verdi Black'ten. Agresif oyun Ragnar mega olmuş durumda. Ejder bitiyor ve Supermassive 3. Ejder'i aldı şimdi. Alistar geliyor mu acaba? Hayır, mekan sapması bırakılmıştı oraya. Absolute'u kaybetti Supermassive ve daha sonrasında buradan uzaklaşmak isteyecek. Supermassive için hiç fena olmayan bir durum bu. Sadece Alistar'ı, daha doğrusu Leona'yı vererek o pozisyonda Ejder yükünü aldılar. Altın farkı hala anlasın neyine ve gayet iyi bir durumda. Ama yani taşıyıcılarında sıçra yokken, Alistar'ın sıçrası varken. Ya sanırım tek sebebi Gangplank ulusu. Sova'nın ulusu olsa muhtemelen bu savaşı tabii, direkt isteyecek. %100. Ama burada daha güvenli oyunu tercih ettiler. Bu da 3. ejderi almasını sağladı Supermassive'in. 4 dakika sonra Okyanus Ruhu için daha kapsamlı bir takım savaşı görebiliriz. Bence Nasr'ın aklında tek bir şey var. Biz Baron'u vermediğimiz sürece kazanırız. Yani Baron'la beraber rakip takım çok büyük bir tempo sağlamazsa, kulelerimizi falan kaybetmezsek maç bize döner uzarsa. O yüzden çok büyük riskleri almak istemiyor. Belki Baron yoktu ama o altın farkının kapanmasını istemiyorlar orada yanlış bir savaş yaparak. O yüzden birazcık daha çekimser, adımları atarken birazcık daha böyle güvenilir tarafa gidiyorlar gibi hissettiriyorlar. Black kırmızı güçlendirmeyi de aldı. Black de henüz ikinci eşyasını bitiremedi. O da ilk mana vereni bitirmeyi tercih etti ilk eşya olarak. Tabii koridor da birazcık zor geçti onun açısından. Ama toparladı tabii. Minyon farkı açısından şu an tek sıkıntı yaşayan oyuncu Ragnar. Maçın başından beri devam eden bir süreç o. Yalnız şu anda oyunda iki eşyasını, iki tam eşyasını bitiren tek isim Sovan. Ve yani bu bayağı sıkıntı bir durum. Minyonları temizlemek için cehennem bombası kullanılmak durumunda kaldı. Kreyas'ın canı da yereye kadar düşmüş durumda orta koridorda. Ve şu anda alt koridora sinyaller geliyor. Orta koridora... İdeal olmayan bir alamet. Bakalım bu alamet kulenin... Evet, düşürmek için yeterli değil. Dediğin gibi hiç ideal olmayan bir alamet kullanımı gördük. Ama Ziggs'in yaklaşık bir lokumuyla patlayabilecek duruma geldi. Ya Nasr'ı daha çok Giyu'yu yan koridorda kullanmak istiyor ki Giyu da artık seviye farkı oluşturmaya başladı. Burada maviyi Kavri'ye bıraktılar. Daha iyi durumdayım. Bana bırak dedim muhtemelen. Şimdi orta koridorda bir savaş. Absolute'dan agresif oyun. Yalnız Bono çok tank. Absolute düşecek orada. Ragnar geliyor yan taraftan. Ragnar mega olmak üzereydi ama o da zor durumda kaldı. Çıkmak durumda kaldı. Oh. Hem Kriyas'ın hem Japara'dan kullanılan defansif sıçralar. Bu skor bir şeye dönüşecek mi bakalım? Orta koridorda kalmaya devam ediyor Nasi Esports. Yuda artık takım arkadaşlarının yanına katılıyor. Şunu unutmayalım. Maçın başında da söylemiştim. Kule altı gelebilir. Cehennem bombası kullanıldı. Kaori orada yavaşlatılıyor ve sıçrasını aldı bir kez daha Bono. Fakat Bono şimdi ters bir noktada kalabilir. O da sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Tam bir şey söylüyordun Johnny. Absolute Trundle'a deniyor ama Trundle'a ufuk kılıcını tutturduğunuz anda çok yaklaşıyorsunuz ve ultiyi atarsa size öldürmesi çok zor oluyor aslında. Yani burada bir illüzyon var. Trundle'a tek atarız. İllüzyonu Leona engage'i de yani savaşa girişiyle o kolay değil. Ve burada yani kule altında full combo yemesine rağmen, üzerine yetenekler gelmesine rağmen Bono yaşadı. O Leona'nın ufuk kılıcının üzerine Sayez'in sersemletmesi ve Kaori'nin hasarı lazım ki belki o durum oluyorsun ama artık büyü direnci de biriktirmeye başladı Bono. Bence Absolute farklı hedefler. Gerçi hedefi de yani kolay değil ya. Nereye gidecek ki? Alistar'ın üzerinden falan atmaması lazım ki arkaya gitsin. O da kolay bir iş değil. Ragnar hiç istemediği bir anda mega oldu. O yüzden savaşmak zorunda hissediyor kendini. Ejder çıktığında Ragnar mininar formunda olacak.
Güzel dürttüler Absolute. Neredeyse yarı canını kaybetti. Biraz canını yeniliyor da şimdi. Yalnız anında başlarsa Supremacy bir şekilde içeri girip Sova'nın hala ultisi yok. Ama yetişecek. Sanırım yetişecek. Çok az bir süresi kaldı. Evet, çok az bir zaman kaldı ve nehre doğru iniyor Nasri Esports. Supremacy biraz daha geriden kabulleniyor burayı. Ragnar tekrardan Megalar formuna dönmek için yeteri kadar hitlet varını doldurmuş durumda. Ejder bitmek üzere. Ragnar yaklaştı. Cehennem bombası geldi ama. Doğru çarpı kullanıyor Bono. Yakalanan bir Kreas var. Kreas düştü isabet dalgasına. Absolut ön tarafta kalıyor burada. Mekan sapması işte o. Beklediğin Alistar geldi Jhonnir. Ve Sova'ndan da bir skor. Kırmızı güçlenme tarafında Ragnar iyi korudu takım arkadaşını. Ve Giyu skorunu kazandırdı takımına. Ama 3'e 1 bir değişim. Baron'a gidecekler. Hemen Baron'a yöneliyor Nasr. Kreas orada isabet dalgasına düştüğü anda zaten bu Baron gerçek haline dönüştü. Bakalım 10 saniye. Ama GP çok güçlü. Bakalım yetecek mi hasarları oraya yaklaşmadan önce? Ya bu pek mümkün değil. Ragnar ışınlarını kullanmıyor zaten buraya. Alt koridor kulesini almayı tercih edecek o da. Ve Supremacy'nin aldığı ilk kule olacak bu. Aldığı ilk kule olacak ama neyin karşılığında? Bedeli ne oldu Yufani? Bedeli dakika 24'te Baron Nashor oluyor. O yanına bak Kreas, adam gitti oradan. Hiç. Şimdi başlasın onu. Aga be. Ve bir kule de orta koridordan alıyor Supremacy. Tekrar izleyelim bu arada. Arkada Ragnar direkt Ejder'e doğru gidiyor ve oradan bir pozisyon bulmak istiyor ama Ragnar'ın orada olduğunu görünce hemen arka saplara odaklanıyor Nasır tarafı. Ve orada keskin nişancı Black hemen ormancı aradan çıkıyor. Zaten bu sırada Trundle da Ejder'i kapmıştı. Ve içeri giren Ryze ultisiyle beraber bir Gangplank, bir inek orada fıkra gibi. Ve orada skorlar alıyorlar. Devamında zaten Baron gelecek. Sıfır hasar. Viego. Yapabileceği fazla bir şey yoktu. Dramatik bir sahne. Baron güçlendirmesi en az 2 dakika daha Nasri Esports'un üstünde. Sovan üst koridorda, Giyu alt koridorda. Giyu seviye farkını 2'ye çıkarmış. Rakibi sayesinde. Yani işte bu maç daha bitmedi. Evet ama Nasır'ın çok büyük bir avantajı olduğu noktasında infikirdi diye tahmin ediyorum. Supremacy geçen hafta Galatasaray'ı yenmişti. Nasır da şimdi Supremacy'i yeniyor. Nereye bağlayacağım? Herkes herkese yenebiliyor bu ligde. Ya o yüzden birinci böbürlenmesin, ikinci övünmesin. Bu dakikadan sonra artık o bu arada çok bir etkisi olmadı o jandarmamız. Bu dakikadan sonra yani hani birinci de girsen, altıncı da girsen şansın var. Oo, şimdi skorda orada Sovan yakalandı ama çok fazla hasar veriyor Kreas'a. Evet. Sovan yine de düşecek gibi görünüyor, evet. Buraya kadar altını Kreas aldı. Ve bunun karşılığında da alt koridor ikinci kulesini alıyor Nasr. Tabii Gangplank eşyaları birazcık agresif. Birazcık. Birazcık. Hafiften. Japone Absolut'un üzerine gitti. Ulti dash'ta Absolut'tan kullanılan defansif bir sıçra. Ultisi yok. Blaine'in ultisine baktım. Yani bir Sterek olsa belki o 2'ye 1'e oynayabilirdi Solman. Evet. Bu arada Ragnar da üst taraftan 3. kuleyi almayı başarıyor takım adına. Ama şu eşyalarla %70 şandan belki tek atabilir Kaori'ye. Ne dersin? Birçok şampiyon tek atabilir bu arada haritadaki. Sadece Kaori demiyorum. Görüyorum, arttırıyorum. Yani Mininar, Viego, Zix ve Syndra'ya tek atabilir. Tek yemezse. Atamadı az önce üst tarafta. Abi 2'ye 1'di çocuk. Yok ben şeyden bahsediyorum. Yani bir fıçıyla %70 şandan yok edebilir mi? Kritik hasar geldiğinde, işte tahsiller tetiklendiğinde vesaire. Biz bu maçtan sonra aynı eşyaları yapıp deneyelim sende. Ne dersin? Olur. Tamam. Sen Zix olacaksın ama.
Ben öleceğim yani. Bu hikayede yine yanan ben oldum. Ve 30 saniye sonra Okyanus Ruhu. Supermassive için ama Nancy Sports pek de o ruhu rakibine verecek gibi görünmüyor. Ragnar Mega'ya çok yakın. Orta koridorda ilerliyor. Nancy Sports oyuncuları burada. Ragnar yakalandı. Hemen oradan uzaklaşmak isteyecek. Serak da patladı orada. Kalkanın da belli bir kısmı eriyor. Yuval taraftaki Nimtor Kulesi'nin canını yarıya kadar indirmiş durumda. Ejder'e saniyeler var ve baskıyı bir an olsun durdurup burada Ejder'i almak isteyecek Nasr. Ragnar'ın ışınlanı yok. Ragnar az önce nar formunu kaybetti ve bu bölgeye yapabilecekleri bir şey vardı. O da yetmedi. Zaten burada savaşmayacağının kararını vermiştir dakikalar önceden Supermassive. Yani dakikalar ilerledikçe belki güçlenen bir Kreas, eşya almaya devam eden bir Viego fark yaratabilir diye düşünüyorum Supermassive tarafında. Valla Supermassive'in şansı şu olur. Dar bir alanda eğer bir şekilde savaşı zorlarlarsa Nar ultisiyle Ziggs ultisinin Leona ultisiyle buluştuğu mükemmel bir an belki onların kazanmasını sağlayabilir. Ama bu da kolay değil. Ya bir de Sova'nın hasar vurmadan ölmesi lazım. Evet. Şu an hasarı maksimum boyutta Sova'nın. Bir dakika sonra Baron var. Baron hazırlığına başladı Nancy Sports. Baron'la birlikte kuşatma yapabileceğini düşünüyor onlar da. Çünkü ya Baron yokken Kaori'dir, işte Sayaz'dır. Bir şekilde o minyonları temizliyorlar. Ziggs'e Syndra. Evet, yani oyunu tutma noktasında mekanikleri çok iyi ama Baron'lu minyonlara karşı aynı şey değil. Bu arada Sis'in geldiğini gördüğü anda hemen oradan uzaklaşıyor Sovan. Sovan bir tane defansif eşya eklerse çok daha rahat edecek gibi ama o kazma bu dakikadan sonra ebediye mi dönüşür? Ya Stereka pek dönüşmez gibi duruyor ama tabii dönüşebilme ihtimali var o kazmanın. Sayıs tek yer bu arada. Sayıs tek yer. Bakalım. Fıçı hasarı gelmedi orada, yaklaşmadı. Bir adım daha öne atsa deneyecekti Sovan. Ve Sayaz minyonları temizledikten sonra üste dönüyor. İki tane işlik deneyi var Supermassive tarafında. Biriktirilen özellikle Bono tarafından büyü dirençlerini eritme konusunda. Ve Giyu ile Bono Baron'a başladılar. Tabii genelde Ryze'ın Baron'u alma hızından bahsedilmez ama yeteneklerini çok hızlı resetleyip kullanabildiği için onun da bu noktada iyi bir durumda olduğunu söylemek lazım. Kreas gelip oraya bir kontrol totemi de bıraktı. Saygı 4000 duydular. Canda çıktılar Baron'la. Nar formundan çekinip Mega Nar'dan korkup birazcık da oradan uzaklaştılar. Sovan'da bir ışınlanın içi pozisyon bekliyordu. O da ışınlanını nereye orta koridor ikinci kulesine kullandı Sovan. Çok ilginç bir yere. Black üst koridorda inhibitor kulesine bayağı basar bıraktı o da. Yalnız Black ters bir noktada kalmış olabilir. Kireye sonu kapatıyor. Şimdi sersemletilecekti. Çok iyi bir arındır zamanlaması. Bir o kadar da güzel bir ulti. Şey düşündüm muhtemelen. Bunlar benim arkama geçer. Yok öyle düşünmedim. Yalnız burada savaşın devamını görecek gibiyiz. Japon ultiyi açtı çünkü Kireyes'in üzerine tutuşlarını da bıraktı. Ama oradan uzaklaşıyor Supermassive oyuncuları. Bakalım Baron'a başlayacak mı Nasr? Baron'a başladılar. Sayaz'ın ve Ragnar'ın kullanabileceği ışınlananlar var ama buraya da yakınlar fakat bunlara çok hız veriyor Baron. Nar ne durumda? Cehennem bombası geldi, iyi basar bıraktı Bono'yu ama Baron'u durdurmak için yeterli olmayacak. Japon'a da iyi bir yerde. Kreas'ı yakalıyor orada. Kreas çok az can uzaklaşmaya çalışıyor. 3 kişilik bir Nar ultisi kullanıldı burada. Serak da devrede. İlk düşen isim Japon oldu. Ardından Ragnar'ı kaybetti Supermassive. Nasr çok daha sağlıklı görünüyor. 3 kişilik bir zayıflara acıma yine de kurtarmadı Sayaz'ı. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Kaori 80 candan döndü o da orada. İnce gördü ama yetmedi. O pozisyonda Black Giyu çoktan buraya ışınlanmış bile adam. İşimdeyim gücümdeyim hesabı geldi. Siz orada isabet dalgasıyla uğraşın. Ben inhibitor düşüreceğim diyor burada. Ama uzaklaşacak tabii. Bu kurtarmaz gibi sanki ya.
mı kurtarmazdı Beguy'u? Ve hiçbir şey alamadan çıkacaklar buradan. Yani hiçbir şey alamadı derken inhibitor açamadılar. Yani bilmiyorum, burada bu arada Ragnar maçın başından beri bu anı bekliyordu. Güzel bir ulti. Ama Black kendisini iyi bir pozisyonu tutuyor ve ayakta kalmayı başarıyor. Burada Absolute aslında içeri girse arka tarafa, yani tek yemek pahasına belki bir şeyler yapsa şurada neler olacakmış. Belki maçın bitmesinden korktu. Eğer ben de düşersem, o da düşerse falan derken. Üf. Ebedi gelmiş Yufoni. Hasarlardan gördük. Ya bu Gangplank'in fıçı hasarını şöyle tekli bir hedef üzerinde görsek çok makbule geçecek. Bu arada o ejderin şu an hiçbir değeri yok. Şu dakikada. Şu verilen inhibitörlere bence değmedi. Giyi yok yalnız burada. O yüzden bu inhibitörü alamayacaklar. Şimdi tekrardan savaşa iyi bir noktadan gelen bir Ragnar var. Kronometreyi de kullanıyor burada zaman kazanmak için. Giyi yok. Bu savaşı bir kişi eksik yaptığını unutmak lazım. Nasıl Esports'un Japon'a yakalandı önde. Şimdi Bono kaçmaya çalışıyor ama ona da izin yok. İki skor birden. Black de Sovan arkasına bakmadan uzaklaşmak istiyor burada. Yakalandı Black ama arındır. Hayatta tutuyor onu yine. Garip işler dönüyor şu an vadide. Tek bir inhibitor karşılığında bu arada, yani Ragnar burada yine iyi bir ışınlan ve iki kişiyi tutan bir ulti, sonrasında düşmüyor bir de Ragnar, hayatta kalmayı başarıyor devam pozisyonda. Japan'ın burada muhtemelen şey diyor, kaçın diyor ama kaçamıyorlar. Hem Bona hem Japon'a düşecek devam pozisyonda, bir de arındır gidiyor. Blaine arındırı gitti. Şu an Nasır maçı kapatmakta bayağı zorlanıyor. Yani ne kadar çok güçlü olsalar da bu dakikalarda. Yani özellikle Ragnar'ın son iki savaşta yaptıkları onları bayağı zorladı. Ve Supremacy muhtemelen bir kadim savaşına zorlayacak gibi. Ya Baron'da da oyun çözülebilir belki ama Baron'la birlikte oyun bitmezse dediğin gibi bir kadim ejderha savaşı göreceğiz. Kaori'nin ulti bekleme süresini kontrol edeceğim hızlıca. Şu anda 50 saniyeye kadar düşmüş durumda. Herhangi bir bulut ejderi yok, oradan bir ulti bekleme süresinin azalma da yok. Bolca kullandığını görüyoruz. Daha Zonya gelecek, oradan da ekstradan bir bekleme süresi alacak. Yani dürtme veya minyon dalganı temizlemek için çok rahat kullanabilir bir durumda olacak. Nasty Esports alt koridor etrafından yüklenip oradaki inhibitörü almak istiyor gibi görünüyor. Ama işte Ziggs'in bu alan kontrolü varken ve hasarı da iyi durumdayken bu biraz zor. Üf. Bir de isabet dalgası ısıtarak patladı. Yani buzdan sütunlar Bono'dan gerçekten çok iyi geliyor şu ana kadar. Bakalım buradaki inhibitor kulesini zorlayabilecek mi? Nasıl göreceğiz? Giyu. O da takım arkadaşlarının yanına doğru ilerledi. Ama çok zor ya o inhibitörü vurmaları. Ya bir şekilde Japone ve Bono'nun Kaori'yi püskürtmesi lazım. Haricinde çok zor dediğin gibi. Ragnar da mega olmak üzere. 1 dakika 10 saniye sonra Baron var. Tabii Baron öncesi, Baron'u en uzak inhibitörü almak istiyor Nasr. Ama bunun için pek fazla vakitleri de kalmadı. Sanırım vazgeçecekler buradaki zorlamadan. Ve geri çıkıyorlar. Ragnar'ın da Hitlet Bar'ın %70 civarında tutması belki de onları da ürküttü. Demir Solary Brush orada gelen cehennem bombası hasarını engelliyor ve Nasr Esports oyuncuları üste dönüyor. Sovan'dan yani hiç defansif eşya gelmemesi çok cesaret isteyen bir iş diyebiliriz herhalde. Evet, yani bir de Okyanus ruhu olduğu için ekstradan rakibin can doldurma mekaniklerini kırmak istiyor. Ama o slot, o eşya farklı bir şekilde de değerlendirilebilirdi. Onun
hani defans bir eşya yapmasını engelliyor şu an. Ya oyun çok çok uzarsa belki tahsiller satılıp bir defans feşi alınabilir ama evet, fani hatırata da dönüştü o. Ceylan'ın çağrısı, dakika 37'deyiz. Durum 10'a 9. Nasr Esports lehine altın farkı 7500 civarında yine Nasr lehine. Ama rakipleri Supermassive'in de Okyanus Ruhu olduğunu unutmamak lazım. Giyu'dan üst koridoru kullanılan bir ışından. Orta koridorda Ragnar iki kişiyi yakaladı. JNR bombası SS'ye geliyor arkadan. Ama Japon'u çok fazla hasar almıyor orada Ragnar. Düştü. O kadar hızlı eridi ki. Daha Giyu yok burada. Yani 4'e 5. Nasr. Burada Ragnar aradan çıkarıyor. Bu arada yani o pozisyonda Black inanılmaz bir reaksiyon verdi. Yani o alandan müthiş çıktı. Ve Baron'a başlıyorlar. Supermassive buraya doğru yöneliyor fakat. Burada kalabilecekler oy, bakalım. Oy, orada gelen kritik hasarlar Sovan'dan Kreas geldiğine pişman oldu adeta. Black Baron'a dönecek ve Supermassive sanırım artık daha fazla Baron bölgesine yaklaşmak istemiyor. Orta koridor minyonlarını ittiriyorlar ama bu sadece zaman kazanmak için yapılan bir hamle. 50 saniye sonra da Kadim Ejderha var. Kadim Ejderha var. Ragnar'ın sıçrası yok. Ya buradaki reaksiyon çok çok önemli. Black burada düşebilirdi bu arada. Eğer burada bu reaksiyonu vermese düşebilirdi. Ve sonrasında Ragnar düşecek. Her ne kadar savaşı başlatmış olsa da uzun mesafeli yeteneklerin hasarı yetmedi orada. Herhangi bir kişinin düşürmesini düşmesini sağlamadı. Black'tan bu arada Malmortius'un ağzı. Artık Syndra ve Ziggs'ten tek yeme olasılığı da bayağı düşmüş orada bu arada. Güzel bir stun geldi. Saez ve Ragnar kötü pozisyonu. Bir stuna daha bekleme süresi. Japon'a girdi şimdi araya. Saez de Japon'a çok hızlı yok oldu Saez. Yani Kaori buraya kendi üstünden ışınlan kullandı biraz daha hızlı gelmek için ama Saez o kadar hızlı yok oldu ki. En az 45 saniye boyunca yok. Burada Baron güçlendirmesiyle beraber Kadim Ejderha'ya dönmeyi tercih etmiyor Nasr Esports. Bakalım oyunu bitirebilecekler mi? Orta koridordaki inhibitor düştü. Alt taraftaki inhibitora iniyorlar. Yeniden GP ultisi gelecek. Saez'in gelmesine 30 saniye var. Absolute çok uzak bir pozisyondaydı. O da üstüne dönüyor şimdi. 1500'er vurdu kelle başı. Bakalım buradaki minyonlarla Nexus Kulesi'ne odaklanacak mı Nasr Esports? Black buraya bir hasar bıraktı. Canının bir kısmını kaybetmiş olsa da şimdilik korumayı başardılar ve cehennem bombası Black'e bayağı hasar verip Malmolturius da tetikliyor orada. Saez 10 saniye sonra hayata dönecek ve ışınlanı var. Nasr belki de inhibitörü aldıktan sonra çok hızlı Kadim Ejderha'ya dönmeliydi. Ama burada bir tuzak girişimdeler. Absolute yakalandı. Kitle kontrol zinciri ve skor Sovan'da. Sayı avantajıyla bu sefer Kadim Ejderha'ya gidiyor Nasr. Hala %50 ihtimali var. Saez yaklaşıyor. Başladılar. Evet, Leona yok ama Ragnar. Kreas burayı deneyecek. Denemeli, başka şansı görünmüyor. Ama barı bomboş Ragnar'ın. Supermassive'in canını görebiliyor mu acaba şu anda Saez? Çok fazlasını aldı yan tarafta. Gangplank ultisi de bırakıldı oraya. Kreas ultiyle içeri girdi ama çok geç. Arkada düştü. Tetikleniyor. Düştü. İsabet dalgası geldi Black'ten. Arka taraftaki Saez'i düşürdü. Black bu maçta ne attıysa vurdu. Yalnız şimdi alt tarafta Sovan! Sovan ne yaptın? Bu ne? Kaori aldı o skoru. Yalnız Nasr devam ediyor. Stun güzel geldi. Ragnar mega olmaya çok yakın. Japon ön tarafta çok hasar oluyor ama hızlı düştü Kreas. Kaori da hasar aldı. Kaori sıçramak durumunda. Arka tarafta seksek bombası skoru getirdi dediğin gibi. Ragnar mega oluyor. Sterak tetiklendi orada. Hala Kadim Ejder'e güçlendirmesi olduğunu unutmamız lazım. Oyunu bitirmeyi doğru ilerliyor. Daha sadece 1 milyonları var. O minyon diğer kuleyi almak için yeterli olmayacak. Yeni minyon dalgası geldi. 3'e 3 durumdalar. Kaori bakalım temizleyebilecek mi? Hayır, kuleye çok fazla hasar veriyor. Nasr Esports bir otomatik saldırı kuleyi düşürüyor ama otomatik saldırı yapamadı henüz Black. Şimdi Ragnar'ın üzerine gidiyor. Agresif oyun. Giyu çok fazla hasar aldı Giyu. Kaori tarafından düşürüldü. İkinci Nexus kulesi salındı burada. Yukarıdan da inhibitor kulesi düşüyor bu arada. Arka ışından geliyor. Yalnız ışından. Ragnar'dan Black geliyor yanılmıyorsam. Hayır, Saez'den. Saez Black'i avlayabilecek bakalım. Black'in sıçrası var. Güzel bir noktaya doğru ilerledi Black. Artık sihir geçişini kullanması lazım. Sihir geçişini arkası kullandı Black. Black orada skor aldı. Oldu Black hem sonunda almak zorunda aldı ikinci skor. Onu da balacağım. Kaori de mi yoksa? Ne oynadım? Hayır. Black iki skoru aldıktan sonra takım arkadaşını bekledi. Bono yetişti onun yardımına.
Giyu 20 saniye sonra hayata dönecek ışınları var. Black, Nexus Kulesi'nin canı %70. Saez geliyor arka taraftan. Black canını yeniliyor. İsabet dalgası kullanıldı. Yok artık Kriyat üzerine. Kriyat düşmek üzere ama Saez artık yeter dedi Black'e. Yeter dedi ve şimdilik Nexus'unu korumayı başardı ama başka bir bölüm sonu canavarı Sovan geldi Johnny. Geldi bu arada Black neler yaptı ve adamların üzerine hopluyor. Sihir geçişleriyle. Şimdi Giyu'dan kullanılan ışından Absolute'un hayata dönmesine 10 saniye var. Ragnar'e 15 saniye. Sovan yarı canı düştü. Kaorin'in hasarı çok fazla. Sıçrayı aldı orada. Japon'a mekan sapmasıyla arka tarafa gitti. Kimseyi bulamıyor şimdilik. Kriyas arada kaldı. Kriyas düşecek. Japon'a vuruyor. Kaori'yi dışarıda tutmaya çalışıyor. Tüm oda, tüm hasar Kaori çünkü onu sersemletmeyi başardı. Bono Nexus'ta. Japon'a Nexus'ta. Artık birini vurması lazım ve o son vuruşta geliyor. 43 dakika. Ve Nasri Sports en sonunda galip. Ne izledik? Son 5 dakika neydi öyle?